günler efendim. Medya Mahallesi'ne hoş geldiniz. Birçok açıdan durgun gibi görünen ama dumanları bilmiyorum eve geliyor mu. Bir yandan da dumanı tutan bir haftayla gündemde. Değil mi? Aslında peki. Öyle. Pazar rehavetinin bir belli ölçüde yansımaları var gazetelerde. Hı. Ama aynı zamanda gazetelerin kendi içlerinde çeşitlendiği günlerden biri bugün. Manşetler tıpatıp aynı değil en azından. Dolayısıyla evet, aynı gazeteyi sürekli okuyormuşsunuz, evirip çevirip elinize aynı gazeteyi alıyormuşsunuz duygusuna kapılmıyorsunuz gazete takımını kurcalarken. Şimdi bu haftanın en önemli maddelerinden biri BDP'lilerin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına yönelik fezleke olacak. Şimdi genel kurula gelir mi, nasıl gelir, bu haftaya yetişir mi bilmiyoruz ama şöyle çok önemli bir konu var. Birazdan onu biraz daha detaylı tartışacağız ama neyi konuşacağımız konusunda bir fragman olarak kabul edin. Kısacık belirtelim. Yarın salı günü biliyorsunuz Ankara'da meclis günüdür. Partilerin grup toplantıları olur. Çok uzun zamandır ilk kez AKP grubu basına kapalı. Basına kapalı olmakla kalmıyor. Parti genel merkezinde yapılacak meclis grup toplantısı. Sen hatırlıyor musun geçmişten böyle parti genel merkezinde yani çok olağanüstü? Var, tabii. Şimdi, ne gibi durumlar, örnekler vardı mesela? Kapalı grup toplantıları meclis grubuyla İstişare ihtiyacı ortaya çıktığında başvurulan usullerden biridir. Geçmişte de mesela açık grup toplantısı yapılırken de... Partide olmasını söylüyor. Tabii partide de oldu, geçmişte de oldu. Yani sadece milletvekilleri değil, orada muhtemelen partinin başka bir takım unsurları da bulunacaktır. Yani grup toplantısından ibaret sanırım olmayacaktır o toplantı. Orada yani il başkanları da olabilir mesela. Ya da sadece milletvekillerinden ibaret olsa bile benzeri geçmişte olmuş yapılmış bir uygulama bu. Peki yani bu konunun önemini gösteren bir şeydir herhalde değil mi? Çok istişare ihtiyacını gösteren bir şey. Yani İstişare bir yapılacak mı yarın? Herkese tabii ki herkes dinlenecek istişare. Şu demek söz almak isteyen herkese söz verilecek, dinlenecek mi? Dinlenecek, yarın, not alınacak. Yarın herkesin beklentisi Erdoğan niye böyle olması gerektiğini anlatacak parti grubuna ve yöneticilerine. Konuşmak istemeyenleri dinlemeyeceği şeklinde bir bilgi varsa külliyen uydurmadır. Yani eğer kapalı grup toplantısında söz almak isteyen birinin dinlenmediği bir olay varsa öyle bir şey yok. Hayır yani, yani külliyen böyle bir bilgi yok. Ama şöyle bir arşiv bilgisi var. Konuşmak isteyenlerin ya da konuşanların hatta işte bazı örnekler de var. Örneğin en son genişletilmiş kurucular Kızılcahamam toplantısını mı? Parti meclisiydi herhalde. Ayşe Böğürler'in MKYK'da hangisinde var net hatırlamıyorum. Oradaki konuşmasından duyulan rahatsızlığı herkes anlattı, dinledik. Yani konuşmak isteyeni engelleyen olacağını zannetmiyorum ama konuşanların da sonra şimdi, hani çok da rahat olmadığını görüyoruz. Şunu söyleyeyim o zaman. Ben rahat olmayan kimseyi görmedim. Yani söylediğim bilgiyi teyit edecek bir bilgi bende yok. Yani katılır anlamda sana iştirak etmişim gibi algılanmasın. Onu özellikle söyleyeyim. AK Parti grup toplantılarında kapalı grup toplantısı uygulaması yeni değil. İlk kez başvurulmuyor. Genel merkezde de ilk kez olmuyor. Birincisi bu. İkincisi açık grup toplantısı yapıldığı zamanlar da kısa bile olsa zaman zaman kapalı grup toplantısı da yapılırdı. Yani basın dışarı çıkarılırdı ve orada da bir iç bilgilendirme yapılır. Gerekirse dinlenirdi konuşacaklar. Hassasiyeti bir. İkincisi bu BDP'lilerle ilgili fezleke konusundaki çıkan sesler birazdan daha net konuşalım, ayrıntılı konuşalım. Peki. Hay tamam. Arkadaşlar Elif Özgen hazır olduğunda bu arada bize not iletirseniz seviniriz. Şimdi Elif Özgen'i Atatürk Havaalanı'nda Putin'i bekliyorlar. Onun için sordum. Putin'in gelmesi 1,5 saat falan gecikti.
Zaten ama 2 ay, 3 ay geciktiğine bakarsak bu da olağan bir gecikme herhalde. Bir iki kez ertelenmişti, hatta belki evet, üç kez ertelenmişti evet, bu toplantı. Hava muhalefeti dolayısıyla değilse belki güne geç başladığı için de olabilir, olabilir. Putin. Bu işin latifesi. Ona da birazdan geleceğiz. Şimdi böyle iki tane önemli meseleyi konuşacağız. Bir de şu hani kamu baş denetçisi vardı hatırlarsınız. Türkiye'nin ilk ombudsmanı. Onunla ilgili çok ilginç bilgiler var. Hürriyet gazetesinden Faruk Bildirici yılların deneyimiyle bir puzzle portreler dizisine onun portresini eklemiş. Çok çok çarpıcı birkaç not var. Onu da konuşacağız ama bugünün anlam ve önemine bir kısaca bakmak lazım. Hani bugün de bakmayacaksak ne zaman bakacağız? Efendim bugün çünkü Dünya Engelliler günü. Engelleri konuştuğumuz çok az sayıda günden biri. Bugün de konuşmazsak hakikaten ne zaman konuşacağız? Aslında çok daha sık konuşmak lazım ama Türkiye'de yaklaşık 8,5 milyon engelli olduğu söyleniyor ki ben bu rakamın az olduğunu düşünüyorum. Çünkü %15 ila 20 arasında bir orandan söz ediliyor yıllar yılı engellilerden. 8,5 milyon bana doğrusu hani çok az değil. Tabii ki bu rakam da hiç az değil. Ama dünyada 500 milyon, 9 milyonu bizde galiba. 8,5-9 milyon. Korkunç bir rakam. Şimdi daha önemlisi şu. Hani her 10 kişiden biri diyelim. Her 10 kişiden biri yaklaşık engelli ise biz hayatımızın hiçbir alanında 10 kişiden birini görmüyoruz. Çünkü onlar evlerine kapanmış durumda. Ya aileleri kapatıyor ya da işsizlik yüzünden, yollarımızın hali yüzünden başka birçok nedenle mecburen eve kapanıyorlar. Yani bir de engelli istihdamını zorunlu kılan hani belli oranlarda mesela şu kadar istihdam kapasitesi olan bir yerde şu kadar engelli istihdamı şarttır diyen yasal düzenlemeler yapıldı. Ondan sonra belki biraz daha bu konuda bir rahatlama oldu istihdam açısından en azından. Yani engelli istihdamı mecburiyeti var biliyorsun. Evet. Şu kadar personel içerisinde vardı, şu kadar olmak zorunda sıkılaştı. Rakamlarda biraz. Daha tabii şey daraltıldı. Yani engelli mecburiyeti hep yani çok uzun yıllardır var. Oran arttırıldı. Şey daraltıldı. Kapsam şartlar biraz daha sıkılaştırıldı. Yeni gelmişken başka bir engelden, çalışanların önündeki başka bir engelden söz etmek istiyorum. Küçücük bir parantezde. Şimdi bu rakamın diyelim ki burası bile olabilir. O sözünü ettiğimiz iş yeri. CNN Türk bile olabilir. Bu rakamın yasanın öngördüğü oranda uygulanmamasının çok önemli bir nedeni var. Nedir o? Şudur. Taşeron meselesi. Taşeronlaşma meselesi. Şimdi eskiden de bunun yolunu bulmuştu iş dünyası. Bir haber merkezi ya da bir kurum. Mesela ben ATV'den ayrıldığımda öğrendim ki tazminatımı vermemişlerdi. Öğrendim ki bir şey haber ajansına bağlıymışım ben ve o haber ajansının da bir sandalyeden başka mal varlığı bir şey yokmuş. Aciz koyup alacağım bir şey yok yani. Hiçbir şey yok. Evet. Şimdi bu eskiden beri yapıla gelen bir şey gerçi. Ama şimdi daha da arttı. Çünkü taşeronlaşma meselesi artık sistemin temeli haline geldi neredeyse. Taşeronlaşma olduğu sürece de işte diyelim ki bir şirkette 10 ayrı taşerona veriyorsunuz. Güvenlik, temizlik, işte filan santral, şu bu. Böyle olduğu zaman 10'ar kişilik, 20'şer kişilik çalışma grupları oluyor ve öyle olduğunda da efendim yüzde şu kadarı engelli olur meselesi zaten evet, hiç gündemde bile değil. Bu arada taşeronların şimdi, derdini de gündeme getirmek istedim de onun için bu parantez. Şimdi artık şöyle bir durum var. Taşeron bile olsa bir firma, bir şirket eğer belli oranda personel istihdam ediyorsa şu kadarını özürlülerden, engelli vatandaşlarımızdan almak zorundadır şeklindeki yasal söylüyorum. Anladım. Şeklindeki yani yasal zorunluluklara çok bölünüyor diyorsun ama evet, herhalde doğrudur ama herhalde 10 parçaya da zaten uğraşılmaz, onunla bölünmüyordur. Yani buradaki bütün personeli 10 ayrı şirkete dağıtmıyorlardır. Haber merkezi, haber personeli
belli bir tek bir şirkettedir, öbürü tek bir şirkettedir. Haber merkezi çok iyi bir örnek olmayabilir ama. Sonuçta tabii ama şunu biliyorum. Ben de sen de yöneticilik yaptık bu sektörde. Yakın zamana kadar da yöneticiydim ve şunu biliyorum. İşi çok sıkı tutuyorlar. Ciddi cezalar var. Teşvik edilmiyor engelli istihdamı. Şart koşuluyor. Dolayısıyla yerine getirmediğiniz zaman çok ciddi ve ağır cezalar var. Ve bu cezaları da tatbik ediyorlar. Yani çok hani belki dolambaçlı bir takım yollara tevessül edenler vardır. Hani onu bunu yapanlar, bundan kaçınmaya çalışanlar vardır ama sonuçta ciddi bir ön açma imkanı getirdiğini daha iyi şeyler yapılmış olabilir ama ben hala çok yetersiz olduğunu düşünüyorum. Şimdi Milliyet gazetesi de aslında bundan söz ediyor. Engelliye sokak eziyeti diye bir başlıkla çıkmış bugün Milliyet gazetesi. Şimdi o haberinde şunu söylüyor Ceren Büyüktetik imzalı haberde manşette. Bu yılın yani 2012'nin Temmuz ayına kadar bitmesi gereken bir mesele vardı. Neydi o? Kamunun sorumluluğundaki yerlerde engellilerin erişim kolaylığını sağlamak. Bu bir okul olabilir, bu bir işte şey olabilir, adaletle ilgili bir mahkeme olabilir vesaire. Bu konudaki yasa 2015 yılına ertelendi. Bundan söz ediyor ve bu durum düzelene kadar yani yasanın öngördüğü yerine gelinceye kadar neler çekildiğine de Yunus Dalgıç imzalı fotoğraf şimdi o gelecek ekrana o fotoğrafı büyüterek verme imkanı var mı arkadaşlarımızın? Şimdi verecekler. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Eftal Altunbaran genç ne, adı. Ne yazıyor bu fotoğrafın altında? Kaldırımda rahat yürüyemediği için karşıya böyle geçiyor. Yani yürüyecek bir evet şey olmadığı için kaldırım uygun olmadığı için evet maalesef. Yol karşıdan karşıya geçmek mecburiyetinde kaldığı böyle söyleniyor. Kaldı. Ama bir şey söyleyeceğim. Burası yaya geçidi değil. Ya bu fotoğrafta da bir sorun var. Ama yaya burada geçidini, engelli yaya olmasa da karşıya geçemez ki. Karşıya geçemez ki. Bariyerleri görüyor musun? Yolun ortasını bölmüş. Yolun ortasını bölmüş bariyerler var orada. Demir bariyerler geçemez ki zaten. Yani geçse şimdi bile şey yolun yarısına anlamadım. Gelse şimdi bile geçemez. Şimdi şey anlamadım. Belki de bu durumu anlatmak için bu mizansen olarak bir fotoğraf yani. Ha? Bu mizansen bir fotoğrafa olabilir, benziyor. Olabilir ama mizansen yani, olmasa izlenim da. İzlenim söylüyorum. Yani bu gerçekte böyle değil mi sence? Bir şey şunu söyleyeceğim. Evet. Yaya geçidini bize gösterse gerçek olabilir. Gerçek değildir hayır, demiyorum. Ama bir yaya geçidinde hayatı gözümle bir cümleyi tamamlayayım. Benim de ne dediğimi izleyici anlasın. Bu adam ne demeye çalışıyor? Yani. Yok bence anlamadılar. Şunu demiyorum. Ya senin düşündüğün ya da ima ettiğin şeyi söylemiyorum. Ya orada bir yaya geçidi var. O yaya geçidi engelli geçişine uygun. Ama ona rağmen bu yapılmış demiyorum. Hı hı. Belki de uygun, belki de değil. O yaya geçidini görmüyoruz burada. Tamam, bunun 50 metre ötesinde, berisinde bir yaya geçidi var. Tamam. Keşke bu fotoğraf o yaya geçidinde çekilmiş olsaydı. Burası yaya geçidi değil. Burada engelli değil, engelsiz vatandaşın da geçmemesi gereken bir yol. Tamam. Yani Allah esirgesin. Tamam. Bir kaza olsa sürücüde kusur bulunmayacak bir yer burası. Tamam da mesele ve geçilecek bir yer yok. Tamam, yolun ortasında mesele bu ama mesele bu fotoğrafta mesele bu. Allah yolun ortasında bariyer var. Geçemez ki zaten orayı. Tamam çok hatalı. Geçemez yani bu yani fotoğraf. Haberi yapan arkadaşlar. Bu fotoğraf sorunlu bir fotoğraf. Yani şimdi İstanbul'da kaç tane böyle kare yakalarsın? Yani Eftal Altunbaran'la çıktın sokağa. Bilemem bildiğim bir şey var bu fotoğraf sorunlu. Aklım bana bu fotoğrafın sorunlu olduğunu söylüyor. Peki şunu söyleyeceğim. Biraz ileride diyelim ki bir yaya geçidi var. Evet. O yaya geçidinde gidebilmek için Eftal kardeşimiz nasıl gidecek? Kaldırımdan gidecek. Değil mi? Evet. O kaldırımların nasıl olduğu konusunda İstanbul'da hepimizin bir fikri var. Evet. Değil mi? Doğru. Onu eleştirebiliriz. Kendisi bile bir engel. Yani tamam. Burada sanki her şey öyle uygunmuş. Bir şey söylemedim ben. İyi bu fotoğrafın buna sorumlu olduğunu ama söyledim. Ama bir şey söyleyeceğim. Yani bu fotoğraf sorumlu Akif bir fotoğraf. Akif Bekir. Şimdi aklın sana bunu söyleyebilir ama. Ve doğru da olabilir bu. Ama ben de şunu dedim. 40 yılın başı ya da 40 yılın başı değil. Senede bir gün engelleri konuşuyoruz. Engelleri konuşurken Allah aşkına engelli bir gencin hani yanlış yaptığını burada şimdi konuşmanın manası var. Var. Var manası. Bunlar nedir? Bunlar da olacak şeyler değil. Bunu da yapmamak lazım. Yani gösterdiğimiz örnek, gösterdiğimiz fotoğraf yanlış bir örnek.
El bunu insaf. Konuşmamıza mani bir hali yok. El insaf. Hayır. Konuşmamıza mani bir hali yok. İçeride 1,5 saatlik bir sohbet toplantısı konuşabiliriz ama sınırlı bir sürede ve 365 günde bir gün engellerden konuşurken zaten engellerin kadroya alınması büyük ölçüde sağlandı ve zorunlu hale getirildi. Peki zaten kentlerde işte sorun olabilir ama bu doğru değil. Yani gerçekler vesaire. Senin hoşuna gitmeyebilir ama ben gerçekleri, bildiğim gerçekleri söylemeye devam ederim. Yani hoşuna gitmiyorsa ben ne yapayım? Ya gerçekler, engellilerin bu ülkede rahat rahat dolaşabilmesini sağlıyor mu? Öyle bir şey söylemedim. Sen niye oradan bu, o genel sonuca varamazsın. Bir fotoğraf getirdik ekrana. Tamam, bir fotoğraf getirdik ekrana. O fotoğrafta sorun gördüğüm şeyi söyledim. Tamam, peki. Şimdi bakın şöyle göstereceğim. Burada Sultanahmet Parkı'nda bulduğumuz rampa önce bizi sevindiriyor. Ama sonra rampanın dikliği Eftal'in çıkışını imkansızlaştırıyor. Eminönü'nde binmek istediğimiz otobüsün engelli rampası olmadığından binemiyoruz. Şoför bir sonrakine inşallah diyor. Yeni caminin merdivenleri. Camiyi hani vaktiyle yapıldı belki diyeceğiz ama burada da denemiş genç. Restoranların girişleri, şurada işte yaya geçidine ulaşmaya çalışırken giden kaldırımlara bir örnek olabilir. Eftal bir örnek. Yaşayanlar biliyor bu memlekette engelli olmanın ne demek olduğunu. Bir de Posta Gazetesi'yle devam edelim. Koş Emrah Koş manşetin adı diyelim. Şimdi Emrah zihinsel engelli bir genç, haberde gördüğümüz kadarıyla 8 küsur milyonluk engelli nüfusundan, nüfusta tek bir kişi sadece, zihinsel engelli fakat çok iyi bir atlet. Fotoğrafta da zaten göreceksiniz, müthiş bir konsantrasyonla koşuyor. Anadolu Ajansı'ndan Selçuk Kılıç imzalı bir haber ve görüntü bu. Şimdi annesi hasta, babası işsiz, abisi kendisi gibi zihinsel engelli bir aile. Hakikaten bir dram. Devletin çok etkileyici bir hikaye. Çok. Devletin verdiği de ayda bir engelli maaşı var. 50 lira. 50 lira. Arada böyle Emrah koşuyor ve oradan kazandıklarıyla mesela elektrik borcunu karşılayabiliyormuş. Ya da birikmiş kira borcunu. Kendilerine ait bir ev olmadığı zaten ortada. Ve geçelim Putin gündemine. Bir şey söylemem lazım. Önceki gece telefonuma bir mesaj geldi. Ama gecenin 3'ü, 3.30'u falan da herhalde. Hayırdır inşallah. Çok çok eski bir arkadaşım, çok sevgili bir arkadaşım. Oğlu gencecik bir yaşında, 18'inden önce 16-17 olabilir, bir trafik kazasında bedensel engelli kaldı. O arada böyle bir bu konuda hassasiyetleri uyandırmaya çalışır arkadaşım. Önceki gece dedi ki, mesajında diyor ki, pazartesi gün Dünya Engelliler Günü, hiç değilse bari o gün konuşun bunu diyor. Bari de büyük harfle yazmış. Belli ki çok öfkelenmiş, sinirlenmiş. Hatta öfkesini bana yansıtmış. Üç gündür medyada bunlar var. Ha? Üç gündür medyada engelliler günüyle ilgili haber okuyorum. Yani, dolayısıyla konuşuluyor. Yani medyada da konuşuluyor. Medyaya da haksızlık yapmayalım. Bir şey söyleyeceğim. %80 %10 küsur 15 gibi bir oran ve 8,5 milyon diyorsak hiç yeterince konuşulmadığı ve hiç yeterince bir şey yapılmadığı kanaatindeyim. Engelliler bir kere bu bizim toplumsal algımızda da var. Engelleri biz sahiden hayattan engellenmiş gibi görüyoruz. Bir bakın dünyada engelli insanlar turist olarak dünyayı dolaşıyorlar. 65 ülkenin üye olduğu Dünya Engelliler Birliği kuruldu biliyorsun. Hı-hı. Metin Şentürk onun başkanı. Evet. Çok önemli bir gelişme. Burada da kongresini yapmışlardı geçen sene. Birleşmiş Milletler, Birleşmiş Milletler himayesinde Birleşmiş Milletler'le bağlantılı bir STK bu. Orada da toplantılara gidip geliyorlar zaten. Dolayısıyla mutlaka
daha fazla yapılacak şey, daha fazla konuşulacak şey vardır. Hiçbir şey demiyorum buna. Yani çok konuştuk ama bu kadarı da fazla demiyorum. Paylaşıyorum duyarlılığını. Tamam, duyarlılığını paylaşıyorum. Aktardım hani duyarlılığını, düşeni yapayım. Duyarlılığını paylaşıyorum ama bir şey söylüyorum. Sonuçta ben medyada da bu konuda genel bir duyarlılık doğrusunu istersen ben görüyorum. Günler öncesinden de başlayan bir şey var. Zaman zaman mesela Metin Şentürk bu Dünya Engelliler Birliği'nin kuruluşu vesilesiyle Hürriyet'te bile sürmanşet oldu. Bugün önünde hani Radikal var şu an, orada da sürmanşet. Metin Şentürk olur. Ay sadece Metin Şentürk'ten dolayı değil. Dünya Engelliler Birliği önemli bir kuruluş şimdi, hakikaten. Yani Türkiye'de peki, 60 dünya çapında bir önemli, Engelliler Birliği önemli, kuruldu. Çok önemli ama şunu söylüyorum. Ne iş hayatında, ne toplumsal, sosyal ortamlarda, hayatta engellileri yeterince hayata katamıyoruz. Bunda devletin sorumluluğu var. Bunda özel şirketlerin sorumluluğu doğru var. Bunda algının sorumluluğu var. Doğru. Ailelerin sorumluluğu var. Doğru. Ben bundan söz ediyorum. Doğru bu. Ve bunun, yani daha yapılacak çok şey var. Tamam işte yani çok çok şey var hem. Doğru. Şimdi Elif Özgen'e gideceğiz. Elif Özgen Atatürk Havalimanı'nda Putin'in gelişini bekliyor. Bakalım bekleyiş Elif devam ediyor mu? Geldi mi Putin? Bekleyişimiz yaklaşık 2,5 saattir devam ediyor Ayşenur Aslan. Ama güvenlik önlemleri son 45 dakikadır özellikle yoğunlaştırıldı. Canlı yayın araçları, basın mensupları, buradaki bütün araçlar didik didik arandı. Ve devlet konuk evinin içinde de aramalar var. Dolayısıyla yaklaşık yarım saat içinde Vladimir Putin'in İstanbul'da olmasını bekliyoruz. Tabii önemli bir ziyaret bu. İki açıdan, öncelikle yüksek stratejik işbirliği düzeyi toplantısı için gelecek. Ekonomik açıdan çok önemli anlaşmaların imzalanması bekliyoruz. İki ülke arasında 2010'da imzalanan bu anlaşmaya göre aslında 2015 yılına kadar ticaret hacminin 100 milyar dolar olması hedefleniyor. Bu sayı şimdi 35 milyar dolar. Dolayısıyla ekonomik alanda yeni adımlar atılması bekleniyor bu toplantıda ve bunun dışında Türkiye tabii İran'a yönelik yaptırımlar nedeniyle İran'dan aldığı petrolü de %10 dolayında azalttı ve bu açığı da Rusya ile telafi etme niyetinde. Dolayısıyla enerji konusunun da bu toplantı masada olacağını göreceğiz. Vladimir Putin buraya geldikten sonra Başbakan Erdoğan'la görüşecek Dolmabahçe ofisinde ve ekonomi konularının yanı sıra tabii siyasette Suriye konusunun öne çıkacağını görüyoruz toplantılarda. Çünkü iki ülke arasında görüş ayrılıkları var. Rusya Esad'sız bir çözüm düşünmüyor Suriye için ve dışarıdan müdahaleye de karşı çıkıyor. Ayrıca Türkiye'nin NATO'dan Patriot talebine yönelik de bazı çekinceleri var. Bu Patriot'lar savunma amaçlının önüne giderse sorun yaratılabilir diyorlar. Dolayısıyla Vladimir Putin ve Başbakan Erdoğan en son 18 Temmuz'da Moskova'da görüşmüştü. Şimdi tekrar yüz yüze birbirlerine bu konularda fikirlerini iletecekler. Teşekkürler Elif Özgen. Hala gelmedi. Birazdan geleceğini anladık. Herhalde bir hareketlenme var alanda. Evet. Demek ki geldiğinde de ekranın bir köşesinde o görüntüleri paylaşırız. Çünkü pek bir heyecan yaptık. Bir süredir bekliyoruz Putin'in. Putin gelecek, dertler biraz bitecek. Bu ziyareti önemli kılan şeylerden bir tanesi de bir Rus uçağı, bir Suriye uçağı Moskova'dan Şam'a giderken Türk hava sahasında indirilmişti, inişe zorlanmıştı ve içinden bir takım teçhizata da askeri teçhizat olduğu gerekçesiyle el konulmuştu. Evet. Biliyorsun. Şimdi hafta sonunda gazetelerde görmüşsündür onu. Rus büyükelçisinin bir şeyi vardı. Konuşmayacağız diyordu bunu. Tabii bir de beyanı vardı. Hem konuşmayacağız hem de bunu geride bıraktık. Geride bırakalım. Neden? Çünkü bir itirafta da bulunuyordu. El konulan malzemelerin askeri nitelikte olduğunu kabul edip onların uçak savar sistemi ve onunla ilintili bir radar parçasının da bulunduğunu ve tamir amaçlı Moskova'ya aralarındaki askeri anlaşma gereği götürüldüğünü, geri getirilirken de Şam'a tekrar iade edilirken de el konulduğunu söyleyip yani Türkiye de haklı, biz de haklıyız, Rusya da haklı ama geride diyordu. Geride bırakalım diyordu. Şimdi Türkiye'nin de haklı olduğunu kabul etmiş oldular resmen, onu söyleyeyim. Orada zaten yani o sandıklarda çıkanlar az çok böyle olduğu belliydi zaten, belli olmuştu. Şimdi bugün çeşitli haberlerde göreceksiniz ya da hatta gördünüz, duydunuz. Putin ziyaretinin iç siyaseti ilgilendiren belki magazin, belki çok daha ciddi bir yanı var. O da şu, Cihan Haber Ajansı kaynaklı bir
duyum diyelim buna, bilgi değil, duyum. Önceki gün bunu geçti Cihan Haber Ajansı. Cumhuriyet Gazetesi'nden Utku Çakırözer de bugün köşesinde Putin neden Gül'le görüşmüyor diye bir başlıkla bunu duyurmuş. Şimdi soru bu. Putin resmi ziyareti. Çok basit bir şey var. Utku diplomasi muhabirliği de yapmış bir arkadaşımız. Haberin kendisinden söz edeyim de şu. Putin'in mevkidaşı aslında Cumhurbaşkanı Gül. Çünkü Putin devlet başkanı. Mevkidaşı Gül ama görüşmeyecek. Şimdi şöyle de bir şeyden söz ediyor Cihan Haber Ajansı'nın notunda. Cihan'ın haberinde deniyor ki Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmelerin İstanbul'da yapılması yönündeki talebini kırmayan Rus lider diye. Yani İstanbul'da yapılmasını Erdoğan istedi. İstanbul'da olunca da Cumhurbaşkanı Gül'le işte böyle bir protokoler anlamda da olsa görüşmesi gerçekleşmeyecek. Daha belki anlamlısı da bunu magazin olmaktan çıkartıp başka bir yere taşıyanlar için belki de anlamlısı da Cumhurbaşkanlığı tarafından köşkten bu konuda çok net olan çok net bir açıklama bilgi notu gelmesi, çünkü onlar da biraz hazırlıksız mı yakalandılar bilmiyorum. Bir görüşme olup olmayacağı konusunda hazırlıksız yakalanmaları söz konusu nasıl olsun? Olmaz ki. Hı. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'yla bir randevusunun görüşmesinin olup olmayacağı programlarında bellidir. Dolayısıyla bu konuda bir hazırlıksızlık söz konusu bana göre olmaz. Yani akta ziyan bir iş. İkincisi, buna çok aşırı anlam yüklemeyi de abes bulurum. Çünkü dediğim gibi yani Utku da hani diplomasi muhabirliğinden gelme bir arkadaşımız. Şeyi bilir, bu resmi bir ziyaret değil. Putin her ne kadar devlet başkanı olsa da ve burada da Sayın Başbakan'la bir araya geliyor olsa da ziyaretin sebebi bu yüksek düzeyli işbirliği konseyi toplantısı. Şimdi bu yüksek düzeyli işbirliği toplantısı. Dolayısıyla işbirliği konseyi toplantısı. Bir konsey kurulmuş Türkiye ile Rusya arasında 2010 senesinde. İlk toplantısı Rusya'da yapılmış. Bu konseyin eş başkanları Rusya'da devlet başkanı, Türkiye'de başbakan. Rusya'da icranın başı devlet başkanı. Sistem farklı orada. Burada da icranın başı başbakan. Dolayısıyla ikisinin eş başkanlığında bir konsey var ve bu yüksek düzeyli toplantısını gerçekleştiriyor. Sebebi ziyaret budur. Bu ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı'yla da bir temas mümkün olabilirdi. Ama bu tür ziyaretlerde şart değildir. Olmazsa olmaz değildir. Taraflardan birinin programı uygun değilse gerçekleşmeyebilir. Gerçekleşmemesi ne pek anlam yüklenmez. Yani niye ama, bu olmadı denmez yani. Anladım ama belki de burada hani öküz altında buzağı da aranıyorlar. Belki de Sayın Cumhurbaşkanı'nın programı müsait değildi. Yani bilmiyoruz ki onu. Bilmiyoruz neyse, ama onu. Yani burada bir Cihan Haber Ajansı'nın bu görüşmenin İstanbul'da yapılmasını istemesi, talebinin oradan gelmesi. Soçi'de de yaptılar da onun sebebi belki başka. Bu toplantılar Moskova-Ankara eksenli giden toplantılar değildi. Olabilir. Yani Putin de şey Soçi'de ağırladı mesela başbakan. Başka bir şey söyleyeceğim. Şu yani senin dediğin muhtemelen doğrudur ama şimdi bunun belki gündeme gelmesi ve ben sabahleyin birkaç haber kanalını gide gele seyrettim. Hepsinde de aynı şeyin olmasının, gazeteler bunu yansımasının nedenlerinden belki de biri şu. Son zamanlarda başbakan ile cumhurbaşkanı arasındaki görüş ayrılıkları çok net bir biçimde farklılaştı. Yani onun görüştüğüyle ben görüşmem noktasına mı geldiler? Böyle bir şey söylemiyorum Akif Bekir. Şunu söylemeye çalışıyorum. Bu kadar farklı tavır, tutum ve görüş içinde olunca bunun bir manaya gelmiş olabileceği belki de düşünüldü diyorum. Çok... Burada çünkü başka bir yere gelmeye çalışıyorum. Olur. Yani zaman zaman başka yere gelmeye çalışırken birbirimizin önünü kestiğimiz oluyor. Olmayan şeyler tamam, değil tamam. Bunlar. Hayır, hiç gelemediğimiz zamanlarda oluyor. Benim başıma zaten geliyor yani bu. Tabii ki. Benim de başıma geliyor. Karşılıklı başımıza geliyor. Pek çok şey. Cümlemi bitirebilir miyim? Söz sende. Bilmiyorum zaten. Dinlemedeyim şu an. Teşekkürler. Şimdi ayrı tutum ve görüşte olmaları
Cumhurbaşkanı ile Başbakan'ın ve bunların sıradan olaylar olmaması dikkat çekici. Şimdi bunu ben illa ikisi arasında bir çatlak var. Senin demin dediğin gibi ay onunla o görüştü ben görüşmem meselesi değil. Ama zirvede üstelik de aynı yolda yürümüş ve bugüne kadar gelmiş iki ismin önemli konularda farklı tutum ve görüşte olmasının önemli olduğu kanaatindeyim. Evet. Bunlardan biri en son güncel konu muhteşem yüzyıl. Saymayayım. Hayır, onu saymayayım diyecektim hatta. BDP'lilerin dokunulmazlıklarını kaldırması meselesi. Cumhurbaşkanı dedi ki biz geçmişte çok yanlış şeylere tanık olduk. Tekrar kendimizi o yanlışlığın karanlığına sürüklemeyelim. Peki. Şimdi Cumhurbaşkanı ile Başbakan arasında görüş farklılıkları öne çıkmaya başladı belli konularda. Bu konuları sayalım desek yani 3 tane konu bulabiliriz şimdiye kadar. Bunlarda hani çok derin görüş ayrılıkları varmış gibi yorumlanabiliyor. Sebebi şimdiye kadar alışık olmadığımız türden görüş ayrılıklarıydı. Aslında çok derin görüş ayrılıkları değil bunlar. Ama sebebini Cumhurbaşkanı'nın kendisi de zaten söyledi bir vesileyle bir yabancı gazeteye verdiği mülakatta. Cumhurbaşkanlığının icablarıyla Başbakanlığın icapları gerekleri farklı. Yani Cumhurbaşkanı partiler üstü hareket etmek durumunda makamı gereği öyle ve dolayısıyla BDP'lilerin dokunulmazlıklarına farklı bir yaklaşım getirebilir. Bu da aslında sağlıklı bir şeydir. Dolayısıyla bunu ben Cumhurbaşkanı'nın da Başbakan'ın da kafalarında çatlak diye büyüttüklerini falan hiç zannetmiyorum. Şimdi ben çatlaktan söz etmiyorum zaten. Bak tekrar söyleyeyim. Bu meseleye ben şöyle bakmıyorum. Abdullah Gül'le Cumhurbaşkanı arasında yollar ayrıldı. İşte efendim kavşakta yok. Böyle düşünmüyorum. Çatlak var vesaire böyle de düşünmüyorum. Bu başkanlık meselesi ne doğru özellikle önemlidir diye soru işaretinden öteye en azından gitmiyorum. Fakat şu bana çok çarpıcı geliyor. BDP'lilerin fezlekesi herhangi bir konu değildir. Gerçi şey de değildir, muhteşem yüzyıl da herhangi bir konu değildir. Çünkü orada demokratik olmayan bir tutumdan söz ettik. Nedir? Yargıya havale etmesi başbakanın meseleyi. Ondan da söz etmiyorum. Ama fezlekede bu ülkenin Kürt meselesine nasıl bakacağı, nereye gideceği gibi çok ama çok önemli bir mesele var. Burada ayrı düşmeleri Türkiye'nin siyasi tablosunda çok önemli geliyor bana. Bunu ayrı düşerler, yarın öbür gün işte belki aynı cümleyi tekrar ederler bilmiyorum ama bugün itibariyle bu kadar önemli bir konuda farklı cümleler kuruyorlarsa bunu önemsiyorum. Bir ikincisi şu. İyi, şimdi ama hep biri Cumhurbaşkanı, biri Başbakan. Bunu tekrar dikkatten kaçırmayalım bunu. Hayır, tam yani. Onu söyleyecektim. Biri Cumhurbaşkanı, biri Başbakan. Şimdi Cumhurbaşkanları konumları gereği tarafsız olmalıdır. Başbakanlar olmasa da olur. Bana yanlış geliyor. Başbakanlar olmasa da olur değil. Başbakan mecliste AK Parti genel başkanı bir şeyi karıştırıyorsun. Şimdi dokunulmazlık meselesinde bir saniye. Dokunulmazlık meselesinde. Hayır başbakanlık fezlekesi. Anladım da bir saniye. Başbakanlık fezlekesi de sonuçta başbakan bir siyasi partinin genel başkanı. Tamam. Ve kendi partisi. Şimdi az önce konuştuk. Grup toplantısı düzenliyor değil mi? Genel merkezde kapalı grup toplantısı düzenliyor yarın. Niye? Çünkü kendi grubu lehte aleyhte oy kullanacak. Dolayısıyla başbakan aynı zamanda mecliste bu fezlekeleri, bu dokunulmazlık meselesini oylayacak olan sürecin bir parçası ve tarafı. Aynı zamanda niye? Çünkü partisi var, grubu var vesaire bir tavır almak durumunda. BDP'liler aslında şekil şartları açısından kabul edilemez bir şey yaptılar. Yani BDP'nin PKK ile ilişki durumunu onu herkes biliyordu da. Onu konuşuruz. Tabii şuna geliyorum. Ama bu esasa girmeyeceğim. Önemli olan şu. Tamam. Esasa girmeyeceğim. Sonuçta biliriz orada tabii orada tartışmalı bir durum vardı ama neticede bu tartışmalı durum tartışmalı değil aslında tartışmasız bir şekilde yanlış bir fotoğraf vardı orada. Cumhurbaşkanı açısından da öyle. Cumhurbaşkanı BDP'lilere de bir laf söylüyor. Hı hı. Fakat bu sürecin nasıl yönetilmesi gerektiği konusunda oradan bakınca mesela, farklı bir şeyin görünmesi, buradan bakınca farklı bir şeyin görünmesi çok doğal ve çok normal. Aksi olsa tereddüde düşmek gerekirdi. Yani acaba Cumhurbaşkanı farklı bir tavır koysa, farklı bir bakış geliştirse daha doğru ve daha sağlıklı olmaz mıydı diye düşünmek gerekirdi. Niye? Çünkü Cumhurbaşkanı
Türkiye'nin birlik ve beraberliğini temsil eden makamdır Cumhurbaşkanlığı. Başbakan temsil etmez mi diye sorarsan sana söyleyecek bir şey bulamam. Ben kendi adıma bir Cumhurbaşkanı Gül'ün bu tutumunun çok yeni olduğunu düşünüyorum. Yani Cumhurbaşkanı Gül herkesin Cumhurbaşkanı gibi davranmadı. Başbakanın görüşmediği zamanlarda BDP'lileri kaç kere köşke davet etti ve görüştü? Sadece BDP'lilerden kaç kere? Hayır, ben mesela buradaki bağlam itibariyle başbakanın ben onlarla biliyorum görüşmem dediği zamanlarda biliyorum kaç kere BDP'lileri köşke davet edip görüştü? Dolayısıyla son süreçte. Ayrı bu son farklı süreç. Bir yerden bakıyordu zaten. Yeni bir durum bak, değil. Bak sadece BDP falan Kürt meselesi de değil. Pek çok meselede toplumun bir kesimin hassasiyetini gördü Cumhurbaşkanı. Ben katılamayacağım sana. Ben böyle düşünüyorum. Ben en azından mesela gündemimiz en azından BDP meselesinde bu hassasiyeti hep gözettiğini biliyoruz. BDP meselesinde yani hep gözettiğini farklı olduğunu biliyorum. Çünkü Kürt meselesinin zaten çok güzel şeyler olacak diye dediği cümlesiyle açılımın başladığını da hatırlarız tabii ki. Ama ben genel olarak laik kesimin diyelim ki neredeyse bir olağan şüpheli haline getirildiği dönemde o konuda Cumhurbaşkanı'ndan hassasiyet beklerdim Ergis'in Cumhurbaşkanı olarak. Ben görmediğimi düşünüyorum. Ya mesela CHP ile eksik temas ettiğini mi? CHP'den söz etmedim. CHP'den mi söz ettim? Hayır. Mesela diyorum. Mesela diyorum. Anlamaya çalışıyorum. Hayır, hayır, hayır. Bunu nasıl somutlaştırabiliriz? Peki ama somutlaştırılmaya muhtaç bir şey hiç anlamadım çünkü ve katılamıyorum onun için. O kadar çok bu konuda örnekler yazıldı. İşte bir tane lazım mesela. Çok örnek vardır da bir tanesi lazım ki şimdi üstünden konuşabilirim. Şimdi bu konu üzerinden gidelim. Ben daha ama aklına gelirse bir örnek verirsen böylece tamam. Hani afaki kalmamış olur söylediklerim. Tamam. Her şey afaki. Yani hani senin kucakladığındaki ifadeler de ben mesela sen de tersine bir örnek CHP'ye gidemezsin. Verdim örnek. Söylediğim her şeye örnek verdim. Somut örnek verdim Allah aşkına. Benim söylediğime dair diyorum demin. Peki. Şimdi Cumhurbaşkanı ile Başbakan'ın ben farklı görüşlerde illa yerleri itibariyle değil genel olarak da ne diyeceğiz çünkü onlar da bir insan. Yani hani bize gökyüzünden işte indirilmediler. Onlar da birer insan hatalarıyla, sevaplarıyla, her şeyleriyle. Farklı düşünebilirler. Bu konuda bir şeyden söz etmiyorum. Ama Cumhurbaşkanı'dır, herkesi kucaklar. Başbakandır, aynı zamanda AKP Genel Başkanı'dır. Siyasi kaygıları vardır. Buradaki ayrıma çok dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü başbakanlık gerçekten Cumhurbaşkanı'ndan daha fazla kucaklama Yok, prensipte işin teorisine aykırı bir şey söylüyorsun. Şunu söyleyeyim sana, işin teorisine %100 aykırı bir şey söylüyorsun. Aykırı bir şey söylüyorum. Doğasına ve teorisine. Hayır, doğasına, sadece teorisine değil, yani sadece kitabına değil ama aynı zamanda doğasına da aykırı bir şey söylüyorsun. Yani, doğasına aykırıdır bu. Yani diyelim ki o zaman Başbakan mesela benim başbakanım değil. Senin tabii onu söyledim şimdi. Buradan tartışmaya başlarsak eğer benim söylediğimin mefhumu muhalifinden hareket edersen saçma bir yere çıkarız diye kastettim onu yani söylemeye çalıştım. Sebebi şu. Şimdi başbakan tabii ki Türkiye'nin başbakanı. Fakat aynı zamanda yani Cumhurbaşkanı birlik ve beraberliği, bütünlüğü temsil ediyor da başbakan etmiyor mu diye sorarsan anlamsız bir yere çıkarız dedim ya. Başbakan da birlik ve bütünlüğü tabii ki temsil ediyor ama başbakan aynı zamanda bir siyasi lider, bir siyasi hareketin başı, mecliste de bir varlığı var ve dolayısıyla halkın yani seçmenin duyarlılıklarını oraya taşımak, siyasete yansıtmak, onları da temsil etmek durumunda. Cumhurbaşkanının bu anlamda belli bir seçmen kitlesinin duyarlılığını temsil etmek gibi, diğer bir duyarlılığa karşı temsil etmek gibi bir sorumluluğu yok. Böyle bir pratiği de yok, böyle bir pratik mecburiyeti yok. Böyle bir doğası yok Cumhurbaşkanlığı makamının. Ama Başbakanlık makamının böyle bir doğası var. Şimdi doğrusunu istersen, mesela Başbakan'ın benim hassasiyetlerimi çok anlaması ve beni de o kucakladıkları arasına alması gibi beklentim yok. Dediğin gibi doğasına aykırı olabilir. Ama en azından şöyle bir beklentim olduğunu geçerken söyleyeyim. Çünkü başka bir bu konuda başka bir detaya geçmemiz lazım. Eksik hizmet mi alıyorsun mesela? Başbakan seni kucaklamadığı için eksik hizmet alıyor musun? Şunu yapıyoruz. Mesela üslup olarak sürekli belli bir kesime
hakaret ettiğini düşünüyorum ben. Ağır konuştuğunu, hakaret ettiğini düşünüyorum. Tıksırıncaya kadar içiyorlar mesela. Bunun hata olduğunu söyledi ama bunun hata olduğunu ben de insanım, yorgunluk anında bir peki, kızgınlık anında bunu açıkça bundan dolayı özür diledi. Şimdi bunu özür örnek olarak ama, yok özür diledi bundan. Yani Benzeri birçok şey var. Dolayı üzgün olduğunu söyledi. İnan ben bir tek şikayet edebilirsin üstü bundan ama yoksa hani görüşün... Yani o kadar değil. Başka siyasi görüşün ayrı diye mesela otoban yapıyor hükümet ve sen oradan geçemiyor değilsin herhalde değil mi? Yani tünel yapılıyor sen geçemezsin falan. Hizmet alımında herhalde böyle bir ayrımla karşılaşmıyorsun. Akif peki. Sana elektrik gelmiyor olabilir mi? Musluğu açıyorsun, musluğu açıyorsun su akmıyor. Oradan bir not geliyor diyor ki sen ayrı bir görüştesin. Sen aynı siyasi görüşlerde değil sanası yok. Aklına bunlar geldiğine göre acaba diyorum günün birinde böyle olmasa da ihtimali de çok var. Eğlenceli. Nereden geliyor çok aklına böyle? Senin aklına geliyor ki. Ne senin geldi? Aklına ben geliyor söyledim. Ki, başbakanın aklına seni, geldi. Başbakanın seni kucaklamadığını söylüyorsun. Aklına ne, nereden gelir bunlar mesela? Yani nasıl bir ayrım yapıyor? Nasıl bir ayrım yapıyor sana? Söyledim. Vergi alırken eğer, çift kat vergi mi alıyor senden? Akif peki çok ciddi konuları böyle konuşmak bazen hoş olabilir ama bazen de gerçekten hani o kadar bu üslubun ve bu anlayışın, demokrasiye bakışın ben hiç önemli değilim. Ben ona alınırım, buna alınırım. Ama bunun bedelini ödeyen o kadar çok insan var ki. Mesela bu mahkemeler meselesi yüzünden daha önce konuştuk siber suçlarla mücadele sözleşmesinin imzalanmaması yüzünden diyelim ki yıllardır cezaevinde yatan insanlar var. Tamam sen de mutabık kaldığımız bir yer burası tabii, işte. Tamam tabii, ne güzel. Ben buna benzer şeyler daha söyleyeyim. Burada bir not aktarmıştım. Yani MİT müsteşarı için bir günde yasa çıkartan, Balyoz için bir günde yasa çıkartan bir siyasi otoritenin bunlara da hassas olması gerekir. Yoksa ben ayrım peki, yapıldığını düşünüyorum. Bu eleştirine katılıyorum ve bir şey bunlardan söyleyeceğim. Söz burada bir hava pilot tüm generalin gönderdiği evet, mektubu, İsmail Taş'ın gönderdiği mektubu paylaşmıştım. Siber suçlarla mücadele yasası mecliste bir türlü onaylanmadığı için o sözleşme Avrupa Konseyi sözleşmesi Türkiye imzalamış 2 yıl önce ama meclisten onaylanıp geçmezse geçerlilik kazanamıyor. Bundan dolayı nasıl mağdur olduğuna dair ikinci ve daha detaylı bir mektup daha gönderdi. Ve söyleyeyim yani gerekçeleri diğer tarafı dosyanın tamamına hakim olmadığım için bir şey diyemiyorum ama mektupta kendisiyle ilgili yazdıkları çok haklı ve makul gözüküyor. Yani okuduğunuzda yani gerçekten... Bak. Gerçekten bundan belki 20-30-40 tane sadece, örnek daha var. Ama anlamadığım başka mesela burada gündeme getiremediğimiz örnekler de var. Şunu anlamıyorum. 28 Şubat soruşturması var. Sivil asker kişiler bundan dolayı da tutuklular. Onların döneminde 28 Şubat'ta medyada çok faaldi, aktifti ve onların durumunu hiç kimse gündeme getirmiyor. Mesela Çevik bir niye içeride tutuluyor, niye tutuklu yargılanıyor? Buna şimdi dair buradan, bir tartışma görmüyorum tamam, hiç. Buradan buraya niye gittin? Hayır bunu da konuşalım diye, bunu da konuşabilirim diye canım, söylüyorum. 28 Şubat, bunu da konuşabilirim. Hakikaten Şubat'ın bunu da hassasiyetinin yüksekliğini biliyorum. Yani Çevik bir de tutuklu yargılanıyor. Evet. Kimse durumunu Kemal Gürüz de tutuklu değil mi şu an? Yanlış mı tamam hatırlıyorum da, ben? Kimse durumunu Şubat gündeme getirmiyor onu. Niye getirmiyor? Orada onu demek da ki daha lazım. Daha olabilir bir durum olduğunu görüyorlar. Buradaki haksızlıkları, buradaki adaletsizlikleri sergilemekle onun bir alakası yok. Bu bakış açısı anladım. Yani orada çok da hani haksız, hakkaniyetsiz bir evet şey gözükmüyor olabilir diyorsun. Evet. Peki. Yani medyanın ve kendi adıma benim bakışımdaki nedenlerden biri budur. Anladım. Çok. Eyvallah. Şimdi bugünden paylaşmamız gereken medya mahallesini de hani sizlerle paylaşırken mutlaka benim gündeme getirmek istediğim bir şey var. Ona geçelim. Ne o? Çünkü bu fezlekeyi yarın salı günü yani kapalı grup toplantısında konuşacaklar. AK dokunulmazlık Parti, meselesi. Evet, grup toplantısında. BDP'lerin dokunulmazlıkları meselesi. Şimdi bu konuda önce Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu ki kent için çok önemli bir aktördür Galip Ensarioğlu. Yani Diyarbakırlıdır zaten. Hani sonradan Diyarbakır'dan aday olmuş bir insan değildir. O dedi ki yanlış olur. Daha sonra bugün Taraf Gazetesi'nde manşette var. Umarım BDP'lere dokunulmaz diye gene bir AK Partili milletvekili Ziver Özdemir de tarafa konuşmuş. O da BDP'lere dokunulmasın diyor.
Şimdi bu olur mu olmaz mı, bu konuşuluyor. Peki bu konuda hani iki kişi çıktı da bundan mı ibaret? Çünkü deniyor ki çok daha fazla, en az 40-50 milletvekili var. Bunlar da Kürt kökenli vekiller. Peki niye konuşmuyorlar? Nedir durum diye. Aslı Aydın Taşbaş bugün Milliyet Gazetesi'nde eskinin ağır toplarından AKP içinde bir süredir dinlenmede Dengir Mir Mehmet Fırat'a sormuş. O da bakın neler söylemiş, devam edeceğiz. BDP'lilerin dokunulmazlıklarının kaldırılmasının doğru olacağını düşünmüyorum. Bu sadece PKK'yı güçlendirecek ve AK Parti tabanındaki Kürt seçmeni de o yöne doğru kaydıracak sonuç doğurur. Ama tanıdığım Sayın Başbakan kolay kolay kararından dönmez. Devam edecektir. Temennim olmaması yönünde. Rahatsızlığın açıktan dile getirilmemesine gelince, siyasi partiler yasası o kadar antidemokratik ki gelen vekiller pozisyonlarını halka değil partiye borçlu. Buna ben de dahilim. Halk tarafından seçilen vekiller değiliz biz. Genel başkanın ya da parti genel merkezinin iki dudağının arasında seçilen insanlarız. Sizi halk seçmediğine göre halkın taleplerini iletme durumunda değilsiniz. Türkiye'nin demokratikleşmesi tabii ki yeni anayasadan geçer. Ama yeni anayasadan çok daha önce daha demokratik bir siyasi partiler yasası lazım. Dengir Mir Mehmet Fırat, AK Parti kurucularından. Şimdi şöyle bir şey de var. Bugün Bülent Arınç'ın gene gazetelere yansımış bir açıklaması var. Grup kararı alınacağını düşünmediğini söylüyor. Evet, grup serbest bırakıyor. Dolayısıyla grup bu bağlayıcı bir karar alınmazsa eğer, o zaman grup içerisinde farklı görüşler kendilerini ifade edebilecek. Yani bu oylamaya yansıyabilecek demektir. Dolayısıyla siyaset biraz böyle bir şeydir işte. Şimdi başbakan diyorsun ki fezlekeyi başbakanlık gönderdi. Bu başbakanlık fezlekesi. Ama aynı zamanda grubun iradesini özgürce yansıtmasının önü de açık tutulabilir. Yani grubun önü de kesilmeyebilir. Şimdi yarınki kapalı grup toplantısından ne çıkacağını bilmiyoruz ama eğer bağlayıcı bir grup kararı alınmazsa işte bak, siyaset böyle bir şeydir diyeceğim o zaman Mehmet sana. Mehmet Fırat gibi önemli bir isim, ben dahil diyerek, kendisini de işin içine katarak, bizi halk seçmedi, seçmiyor. Bizi genel başkan seçiyor. Evet. AK Parti'de durum böyle de CHP'de farklı mı? Doğru da. Ben şunu söylüyorum. Siyasetin genel aynı sorunu. Siyasetin genel evet, sorunu ama, bu. Yani BDP'de evet, durum ama, farklı ama mı? MHP'de farklı mı? Ama tamam, siyasetin bu bir genel dogma sorunu. Değil. Bunu gündeme siyasi getirip siyasi partiler yasası ve seçim yasası değişerek bunu gündeme getirip baskı yapmaya, bunu gündeme getirip baskı yapmaya devam edeceğiz siyasete. Ben de onu yapıyorum seninle beraber. Siyasetin eksikliklerinden bir tanesidir bu. Bunu gündemde tutmamız lazım. Akif, peki bir de şunu ne olur söyleyeyim. Her seferinde peki Cumhurbaşkanı CHP'lilerle görüşmüyor. Peki AKP böyle de, efendim CHP böyle değil mi deme. Ben CHP'li değilim. Ama olmasan da diyeceğim bunu. Şunu demeye çalışıyorum. Tamam, yani bana deme o zaman. Başka türlü kime söyleyeyim, izleyiciye? Peki kameraya bakarak söylüyorum. Sevgili seyirciler, şimdi bu siyasetin genel bir sorunudur. Yani bu CHP'de de böyle, MHP'de de böyle. İyi kullanalım lütfen. İyi kullanıyorum ama kendimi ifade için söylüyorum. Senle ilgili bir imada bulunmuyorum. Tamam, yani peki, senle ilgili bir imada bulunmuyorum. Ben yanlış anladım. Hayır doğru, tamam, onu açıklığa kavuşturalım. Açıklığa kavuşturalım, bak, ama öyle değil. Bütün partilerde bu böyle. MHP'de bu böyle, geçmişte Doğru Yol Partisi'nde böyleydi. ANAP da böyleydi ki en demokratik görülen partilerden biriydi. Türkiye'de demokrasi bir yere kadardır. Oradan sonra artık başka sistemler işlemeye. Yani hep söylüyorum, demokrasi siyasi partilerin içinde yoksa o siyasi partiler bu memlekete demokrasiyi nasıl getirsinler? Hepsi için söz konusu ve dolayısıyla anayasayı falan geçiniz bir kalem. Öncelikle siyasi partiler ve seçim yasasının değişmesi lazım. Bu seçim barajıyla, oy barajıyla, bu siyasi partiler yasasıyla ola ola bu olur. Dengir Mehmet Fırat da hani gölgede dinleniyor olmanın rahatlığıyla itiraf etmiş bunu. Peki. Şimdi süremiz kısıtlı. Söylemeden 1,5 dakika geçmiş. Geçmiş diyorum. Ombudsman, kamu baş denetçisi Hrant Dink hakkındaki 301. maddeden verilen cezayı onaylayan heyetten diye eleştiriyle karşılaşmıştı. Yani Hrant Dink'i ölüme götüren sürece
bir şekilde katkısı olan bir ismin, şu ya da bu ölçüde katkısı olan bir ismin kamu baş denetçisi olması, yani kamu adına siyaseti, bürokrasiyi denetleyecek isim olması çok tuhaf kaçmıştı. Şimdi Faruk Bildirici hafta sonunda haftanın portresi olarak onu seçmiş, çok da doğru bir kararla. Mehmet Nihat Ömeroğlu, ombudsmanımız, ilk ombudsmanımız Mehmet Nihat Ömeroğlu hakkında müthiş bir portre çıkartmış. Şimdi özetle diyor ki, süre bitmiş ama şu cümleyi okuyacağım tabii ki. Eyvah eyvah. 39 yıl yargıçlık yapmış biri ama nedense ombudsmanlığa adaylığını koyarken verdiği CV'sinde, yani biyografisinde, özgeçmişinde şu notlara yer verme ihtiyacını duymuş. Alkol yok, sigara yok. Bunları belirtmek ihtiyacını duymuş. Ayrıca ülkemizi ileri demokrasi ve aydınlığa çıkarma mücadelesi diye niteleyeceğim demokratikleşme vesaire vesaire sürecinde katkılarım oldu yazılarımla demiş. Ve ayrıca Abant platformu toplantılarına, ki Abant platformu toplantıları biliyorsunuz Gülen cemaatinin tartışma platformudur, onlara da katıldığını belirtmiş. Özgeçmişine alkol yok, sigara yok diye özellikle not düşmesini ben hiç anlamlı bulmadım. Yani niye buna gerek duyar? Yeşilaycı olduğunu vurgulamak için mi? Yeşilay Derneği'ne üyeyim ya da işte yönetimindeyim dese kafi gelirdi. Bunu çok doğru ve yakışıklı bulmadım doğrusunu istersen. Yani böyle bir gelenek de başlatılmamalı. Süremiz bitti aslında. Buradan başka bir şeye geçecektim. Yarın devam edelim. Hatta geçen haftadan yarım kalan bir tartışmamız vardı. İçki içen öğretmenlere soruşturma, biliyorsun, soruşturmaya yer olmadığına karar verildi. Bizim tartıştığımız gün hatta vesaire, ama o bağlamda konuştuğumuz bir şey vardı. Kaçak Kur'an kursu mevzumuz vardı bir tane. Kaçak Kur'an kursları, yani sanki insanların suç işlemek için örgütlendikleri yerlermiş. Ya da işte adam kesmek, adam boğazlamak için bir araya geliyorlarmış. Bir suç örgütü kuruyorlarmış gibi yansıtmanın yanlışlığını bu vesileyle söylemek Fuat isterdim. Fuat beni öldürüyor. Yarın konuşuruz bunu. Yarın görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.